Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Yurt dışı piyasaların genel seyrini paylaşmak istiyorum. Sabah itibariyle yurt dışı piyasalar gece vadelerde ne oldu? Nasıl bir seyir izledi? Direnç noktaları, destek noktaları, bunlara değinmek istiyorum. Süper trendin üzerine attığını Dow Jones'un görüyoruz. 35.500'ün üzerine attı. Orta vadede yukarı eğilim devam ediyor. Ancak şu anda kısa vadede formasyonun tamamlandığını, ikili tepe yaptığını, süper trend direncinin üstüne attıktan sonra genelde bir realizasyonla karşılaşıp 21 EMA'ya doğru, şu bakın tam şu hareket, 21 EMA'ya doğru bir hareketin gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Şu anda da görünen zaten o kırmızı çubuk onu gösteriyor. Saatliklere bakıldığında dünkü o gepli açılıştan sonra gelen realizasyon, sonraki gelen tepki, realizasyonun devamı. Gün içerisinde yine yukarı eğilimler zaman zaman görülecektir. Ancak az önce çizdiğimiz gibi tekrar günlükte bakalım. Destek bölgesi özellikle neresi çalışır diye baktığımızda, neresi makul bir hedef olabilir diye baktığımızda 35.000'li rakamın hedef olabileceğini görüyoruz. Bir de saatlik tekrar inceleyelim bakalım. 35.000'li rakam oldukça tabii aşağıda kaldı şu bölge. Yani yüksek ihtimalle 21 EMA'yı da zaten saatte kırmış görünüyor. Süper trende vuracak ve orayı yüksek ihtimalle kırıp 35.000 rakam destek bölgelerine doğru 1-2 içerisinde çekilmesi beklenebilir. Makul bir hedef olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı eğilimlerde ise 36.000 rakamı Dow Jones'da hedef. Onu da söyleyelim. Yani yukarı gelecek olan pozitif yukarı çubuk hareketlerinde 36.000 görülebilir. Aynı şekilde S&P'de de süper trendin hedef olduğunu kaç gündür söylüyorduk günlüklerde. Fakat oraya değdi. Orası bir direnç olarak genelde çalışır. Özellikle zayıf piyasalarda süper trend, bakın şuradakine benzer bir şekilde direnç olarak çalışır. Burada da çalışmış ancak kısa bir çubuklu kalmış. Ayı kanalı şeklinde çıkış, sonra bir realizasyon, devam ve sonra tekrar bakın süper trendin altına gelen realizasyon. Yani şurada yapmadığını burada yapmış oldu. Şimdi yine aynı şekilde süper trende üzerine vurdu. Ve eğer ki çok pozitif bir haber gelmeyecek olursa burası bir direnç olarak yine çalışır ve yüksek ihtimalle burada da 4400'lü rakamlara doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu süre içerisinde diğer piyasalar, mesela altına bir bakalım, altında ne olur diye. Altında 1800'ü bekliyoruz. Süper trend noktası orası. Altında yukarı eğilimin devamını bekliyorum. Bu kısımda şu an ayı kanalı şeklinde bir çıkış var. Formasyon hedefinin 1850-1900 olduğu görülüyor. Kademeli olarak 1900'lere doğru çıkan bir piyasayla altında karşılaşabiliriz. Saatliklere baktığımda evet yine aynı şekilde saatliklerde bir güç toplama yukarı eğilimi gelme ihtimalinin olduğu görülüyor. Gümüşe bakalım. Gümüşte potansiyelin daha güçlü olduğunu söylüyoruz. Söyledik, aktardık. 24'ün üzerine kadar attı gümüşte ve bunun da 26'ya kadar, daha sonraki formasyon hedefinde 28'e kadar olacağını ifade edelim. DAX'ta yatay bir seyir söz konusu. Yurt dışında Dow Jones'a ve S&P'ye gelecek olan realizasyonlar bunda daha sert olarak geri çekilme şeklinde yansıyabilir. Tabii bunlar düzeltme, bahsettiğimiz şey trend değişimi şu an için değil. Onu da ifade edelim. Peki gün içi bir de Bitcoin'e bakayım. Bitcoin'de 66'dan gelen realizasyon oldu. Kısa vadeli bir realizasyon gibi duruyor. Şu anda tabii aşırı alım bölgesine geldi. Formasyon tamamlandı. Burasını bir fake olarak yeni zirve yapmış olabilirler. Makul olan şey buraya onaya doğru 50.000 rakamlara doğru en azından çanak kulp yapacak şekilde bir formasyonla tamamlaması beklenebilir. Bu yatırım tavsiyesi olmadan genel olarak grafik okuma ve bilgi verme şeklinde yapmış olduğumuz analizimizi sunduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.